futbolla ilgilenmeseydiniz neyle ilgilenirdiniz? Yani mesleğiniz ne olurdu? Muhtemelen ikimiz şu anda yasal dışı örgüt kurmaktan, suç örgütünden babayla baba kardeşi olurduk. Yok şaka diyorum. Ya ne olacak şimdi bu işlere takılırdık. Serapol. Hocam senin mesleğin zaten... Var benim mesleğim hocam de. Hocam doktor zaten kendisi. Ben futbolcu olmasaydım ne olurdum? Doktor olmayı isterdim ben de hocam gibi. Doktor olmak evet güzel bir şey yani. Peki, Adam Mısın filminde oynadınız. Filmler olmak zor muydu? Bir de bir daha oyunculuk yapmayı düşünür müsünüz teklif gelse? Hakikaten film çekmek artistlik zormuş. Artistlere ben eskiden çok rahat para kazanıyor zannediyordum. Çok zor bir meslekmiş. Hakikaten çok yorucu. Futboldan daha yorucu. Acayip bir yorucu meslekmiş. Bize göre belki de yaşımız ilerlediği için bana çok ağır geldi. Bir daha onun için kesinlikle asla yapmam. Bir laf varmış onu o zaman. Film çekmek acı çekmektir diye. Haklılarmış. Asla dünyanın en zor işi. Keyifsiz bir iş. 2 dakikalık bir sahneyi neredeyse 3 saatte falan çekiyorsunuz değil mi abi? Evet. Otur kalk. Bir daha film çek teklifleri açayım. Hayır demem. Peki en beğendiğiniz yerli yabancı futbolcu kim? Yerli futbolcu Oğuzhan Özyakup. Beşiktaşlı. Yabancı da ben Messi hayranıyım. Messi'de hemfikiriz ama bana göre tüm dünya futbol tarihinin 1 numarası gelmiş geçmiş. Bir daha gelmeyecek kişi Maradona'dır bence. Ha, evet. Maradona şu anda, şu anda mevcut Messi'dir. Türkiye'den hangi futbolcu beğeniyor? Hiçbir futbolcuyu beğenmiyorum. Peki yabancı olarak Türkiye'den bir futbolcu seçecek olsaydınız? Türkiye Ligi'nden. Yabancı futbolcu. Hı-hı. Ben defans oyuncusu olduğum için Pepe'yi beğeniyorum. Ben Talisca. Peki sizce bu sene şampiyon kim olur? Beşiktaş. Fenerbahçe. Son sorumuzda futbolun saha içi ve saha dışı olarak en zor yanı nedir? Bir hakem olarak ve bir futbolcu olarak ne söyleyebilirsiniz? Saha içi hiçbir zorluğu yoktur. Saha dışında ise yaşamın çok rahip gibi profesyonel olması çok zordur. Erken yatacaksın, yediğine, içtiğine, gezdiğine, daha da kötüsü münasebet kurduğun insanlara, takıldığın ortamlara. Çünkü sen hakemsin, spekülasyona açıksın. Evet, saha içinde tabii benim mesleğim olduğu için hiçbir zorluk yok. Hatta keyif. Ya futbol hepimizin küçükken sokak arasında değil mi oynadığımız bir oyun. Oyun olduğu için hiç zor bir tarafı yok. Oyun oynayarak hem eğleniyorsun hem para kazanıyorsun. Bundan daha güzel bir meslek olamaz. Çok kolay. Saha dışındaki zorluğu aynen evet Ahmet Hoca'nın dediği gibi özel hayatında başarılı olmak istiyorsan, iyi bir futbolcu olmak istiyorsan özel hayatına çok dikkat edeceksin. Yani kısıtlama, o can sıkıcı bir şey. Çok kısıtlıyorsun. Yediğine dikkat edeceksin, gezdiğine, konuştuğun insana, her şeye dikkat etmek zorundasın. Bu da çok sıkıcı.